tarafından avukat Tuğba ben. Bugün sizlere nafaka ile ilgili yeni gelmesi planlama düzenlemeden bahsedeceğiz. Öncelikle boşanma davalarında en çok merak edilen husus nafaka hususudur. Nafaka özetle boşanma davası devam ederken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi planlanan para olarak ifade edilebilir. Boşanma davası kapsamında 3 farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki tedbir nafakasıdır. Boşanma davası sürerken eşlerden birine ileride maddi olarak mağduriyet yaşamaması adına boşanma davası süresince bağlanan nafaka türüdür. Bu nafaka türü hakim tarafından takdir edilir ve yalnızca boşanma davası devam ederken ödenmesi kararlaştırılır ve boşanma davası kesinleştikten sonra tedbir nafakası ödemesi devam etmez. Ayrıca boşanma davası sona erdikten sonra iki farklı nafaka türümüz bulunmaktadır. Bunlar da yoksulluk ve iştirak nafakası. İştirak nafakası çocuk bakım nafakası olarak da adlandırılabilir. Müşterek çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi açısından çocuk bakım nafakası öngörülmüştür. Yoksulluk nafakası ise boşanmadan sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan eşe bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla diğer eşin düzenli olarak ödediği aylık para olarak adlandırılır. Şöyle, Adalet Bakanlığı yoksulluk nafakasına ilişkin olarak eşlerin kısa süren evliliğine rağmen ömür boyu nafaka ödemelerine ilişkin olarak artan şikayetleri üzerine konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapmıştır. Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyete gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi bu yıl 6. yargı paketiyle meclis gündeminde bulunmaktadır. Taslak kapsamında Türk Medeni Kanunu'ndaki 175. maddede boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında ücretsiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz maddesindeki süresiz ibaresi kaldırılarak süre sınırı getirilecektir ve 5 aşamalı olarak nafakanın değerlendirilmesi ve belirlenmesiyle alakalı kriterler belirlenecektir. Taslağın ana hatlarından bahsedecek olursak, taslakta söz konusu düzenleme ile ilgili olarak nafaka ödeme süresinin üst sınır getirilecek ve evlilik süresine göre nafakanın ödenmesi sağlanacak. Bu kapsamda 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerle 7 ila 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde ise 12 yıl, 15 yılın üstündeki evliliklerde ise nafaka süresi evliliğin gidişatı ve somut duruma göre belirlenecektir. Hakim nafaka ile ilgili karar verirken evlilik alma süresi, kişinin gelir durumu, kusur durumu, boşanan kadının yaşı bunları değerlendirerek bir miktar belirleyecek. Ayrıca uygulamada şöyle bir durum var. Ara süre uygulaması öngörülüyor. Ara süre uygulamasında ise kadın boşanma ile birlikte iş imkanı yoksa, tekrar evlenmediyse ve yeniden tekrar evlenmemesinin haricinde yeniden iş hayatına karışması mümkün değilse nafaka süresinin bitiminden itibaren 2 ila 3 yılda geçiş döneminde nafaka ödenmeye devam edecek. Ancak bu geçiş süresinden sonra kişinin ihtiyaçları devam ediyorsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kişiye bir maaş bağlanacak ve nafaka ödeme bu şekilde devam edecek. Bahsedilen bu düzenlemeler geçmişe yönelik olarak da uygulanması planlanıyor ancak henüz taslak aşamasında olduğu için yürürlüğe girdikten sonra detaylı olarak konuşmak daha sağlıklı olacaktır. Eğer bu konuyla alakalı sormak istediğiniz ya da fikrini belirtmek isteyen varsa onları da dinlemek isteriz. Benim ekleyeceğim birkaç şey var bu konuyla ilgili. Yeni tasarıyla ilgili aslında düşüncelerim şu şekilde benim. Bir takım çözüm önerileri sunuyor bu tasarı aslında nafakanın süresiz olmasına ilişkin ama yine bazı handikaplar da doğuruyor. Konuya şu şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evlilik iki insan arasındaki birlikteliğin bir sözleşmeyle kurulması, yani doğal olmayan bir akrabalık durumunun ortaya gelmesini sağlamasıdır. Boşanmada bu birlikteliğin, bu sözleşmenin aslında sona ermesi durumudur. Nafakanın süresiz olarak düzenlenmesi kanunda, yani istenmesinin süresiz olarak sağlanması bir takım sorunlar doğurmakta güncel durumlarda. Öyle ki bazı durumlarda kişiler bilerek evlenmemekte, sırf nafakaya hak kazanabilmek adına herhangi bir işe girip çalışmamaktalar. Bunların önüne geçilmesi için evet belli bir düzenleme yapılması gerekiyor. Süresiz olarak kişileri ömür boyu böyle bir yükümlülüğe mahkum etmemek gerekiyor.
Ama yeni yapılan yasal düzenlemenin de ben buna bir çare olacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece nicelik olarak bir süre sınırlaması koymuşlar. Evliliğin şu kadar sürede olması halinde şu kadar süre nafaka ödenebilir şeklinde. Bunun anayasadaki belli başlı bazı hükümlere de aykırı olduğunu düşünüyorum. Öyle ki anayasanın 10. maddesinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu söyleniyor. Onun dışında sadece evliliğin süresel anlamda bir değerlendirmesinin yapılması çok bir çözüm üretmeyecektir. Her somut durumun kendine has özellikleri hakim tarafından nitelikli olarak değerlendirilirse nafaka tesisi anlamında daha uygun bir düzenle yapılacağını düşünüyorum. Şimdi nafaka ile ilgili takdir ederseniz ki Avrupa'nın birçok ülkelerinde nafaka tamamen kaldırıldı. Nafaka ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Eşlerin boşanmasında nafaka alması ile ilgili olarak. Bu konuda farklı sizin önereceğiniz bir durum var mı? Diğer avukat arkadaşlara da soruyorum. Yani şu şekilde değil de şöyle olsa daha mantıklı olurdu diyeceğiniz bir husus var. Mesela ben başından beri bu konuda değerlendirmem şu oldu. Kısa süreli evliliklerde boşanma davası devam ederken, kesinleşme süresi değil, yerel mahkemede boşanma davası devam ettiği süre zarfında bir nafaka ödenebilir. Uzun soluklu evliliklerde işte atıyorum kadın gelmiş 50-55 yaşına, bu yaştan sonra boşanıyor. O yıllarda herhangi bir çalışma olmamış, eşinin bu konuda kısıtlamaları olmuş, çalışmasına engel olmuş. Artık o yaştan sonra iş hayatına atılması söz konusu olmayacak. Böyle bir durumda tabii ki ölünceye kadar ömür boyu nafaka verilmesi mantıklı. Ama bunun haricinde sizlerin nafaka ile ilgili önerebileceğiniz, sizce böyle olursa daha mantıklı olur diyeceğiniz ne var? Bir de Tuğba'cığım, sen demin nafaka ile ilgili anlattığında özellikle boşanma ile ilgili nafakayı anlattın. Bir dahaki programlarımızdan birisinde özellikle yardım nafakasını anlatmanı rica edelim tabii senden. Çünkü daha spesifik bir konu. Biz boşanma davası kapsamında anlatalım demiştik. Evet, onu da ekleyelim bir dahaki konuşmamızda. Yani bence şöyle bir husus da olabilir nafakayla alakalı. Devletin desteğinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın da açıkladığı bir veri vardı. Türkiye'de nafaka ödeme oranı zaten %66'ydı. O yüzden de hani devlet desteği artırılarak daha çok yani kişilerin ihtiyaçları bu yönde giderilebilir. Tabii ki yani bu devletin maddi gücü oranında olacaktır ama zaten Anayasa'nın 41. maddesinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda. O yüzden bu kapsamda bence devlet desteği artırılarak nafaka ödeme yükünün biraz daha kişilerden alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki biraz bu durumda daha. Biliyorsunuz emeklilikle ilgili formalite boşanıp sırf eşin emekli anneden maaş, babadan kalan emekli maaşını alması için 40 takla atan insanlar var ve SGK'nın bu insanlarla başı belada bir türlü baş edemiyor. Dediğiniz şekilde bir uygulama geldiği zaman bu daha da tabiri caizse kanunun arkasından dolanma yollarını teşvik etmeyecek mi? Aslında biraz takibi yani, zor bir durum. Şimdi devlet vatandaşların evliliğinin bitmesinden dolayı onlara bir destek vermesi bence doğru değil. Benim kendi düşüncem şundan dolayı. Evet, sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilir. Ama maalesef toplumumuzun durumu da dikkate alındığı zaman devlet bu yardımı ben yapacağım dediğinde biliyorsunuz bir ara ana muhalefet partisinin bu konuda teklifi oldu. Nafakayı işte hazineden ödensin. Yani devletin sırtına sürekli bu kadar yük getirmeye gerek var mı? Şimdi İsviçre'de bir oylama yapıldı. Hazinenin çok fazla bütçe fazlalarının hazinede birikmesinden dolayı bu bütçe fazlalarının halka dağıtılması ile ilgili İsviçre halkının %78'i yanlış hatırlamıyorsam hayır biz bu parayı hak etmiyoruz, bu para halka dağıtılmasın, bu gelecek nesillerin hakkı dedi. Maalesef biz bu şekilde bakmadığımız için olaylara toplum olarak hazinenin sırtına bu kadar yük bindirmek ne kadar sağlıklı olur? Niyetle bakılabilir ama ben birazcık yanlış düşündüm galiba. Çünkü kadın tarafından baktığında boşanma erkeğe göre kadını maddi ve manevi olarak daha ağır bir yük içerisine sokuyor. Daha toplum içinde zor bir yer ediniyor boşanmış bir kadın olarak. O yüzden biraz daha bu konuda devlet desteğinin olması gerektiğini bu yüzden hani söylemiştim ama takibi zor bir durum. Şuna da dediğiniz gibi
bu sefer resmi evlilikleri değil, işte dini nikahlı evliliklerin, resmi nikah olmadan evlilik birliğinin devam etmesinin önünü de açacak bir noktada. Nasılsa devlet bana maaş verecek şeklinde çalışmayan, işte bu şekilde evin geçimini sağlamayan insanlar bu şekilde bir yola girip art niyetli olarak bunun kullanımı da çok açık. Takibi çok zor bir durum. Yani peki yeni Gökhan Bey'in dediği hazine sağlayacak. Destek verecekse, devlet destek verecekse Gökhan Bey'in dediği anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olmayacak mı? O ya zaman erkeklere de destek verirsin. Gerekiyorsa tabii ki. Yani somut duruma göre eşe, diğer erkek eşe de nafaka bağlanabilir tabii ki. Ki bizim peki, bu arkadaş. Konuda birkaç tane dosyamız da vardı. Eşin kadın %100 küsürlü bulunmuştu ve eşe nafaka ve tazminat ödenmişti, bağlanmıştı. O yüzden tabii ki somut duruma göre değişen bir husus aslında. Çok genel geçer bir tabir olamaz gibi gözüküyor. Bu Buyurun. Konuda başka önerisi olan arkadaşlar var mı? Ben kanundaki maddenin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü çok genel çerçeveyi çizen ve belli tabirlerle aslında kişileri ömür boyu bağlayan bir ibare geçiyor orada, süresiz ibaresi. Ve nafakanın hangi koşullarda bağlanacağı, eşlerin kusur durumu bir kere burada zaten dikkate alan aranmıyor. Bunların hiçbirisi değerlendirilmeksizin nafaka istenmesi ve ömür boyu nafaka hükmedilmesi bana çok mantıklı gelmiyor ve hakkaniyete de aykırı diye düşünüyorum. Yapılacak olan düzenlemenin hani kanunda en azından bunun sınırları çizilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Evet, burada tarafların çocuklarının olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması veya evlilik sürelerinin olup olmamasının dikkate alınması önemli bir ölçüde aslında katkı sağlayabilir. Ama nafakanın ömür boyu bağlanması demek aslında bir kişinin hayatını kaldığı noktadan, hani boşanmadan sonra kaldığı noktadan devam ettirirken yaşayacağı birçok sıkıntıya sebebiyet vermekti. Evet, ülkemizde daha çok nafaka ödeyen taraf erkekler, nafaka alan taraflar kadınlar. Tabii ki bunun istisnaları mevcut ama genel durumda biraz bu şekilde hükümler görüyoruz, veriliyor, kararlar veriliyor. Aslında bu durum demin bahsettiğim üzere hani bu eşitlik ilkesine biraz aykırı. Şöyle hesaplayabilirsiniz, 25-30 yaşında bir kadının boşandıktan sonra eğer ki çalışmaya engel bir durumu yoksa sosyal hayata karışıp kendisine bir iş edinip çalışabilecek durumdadır. Aslında kendi geçimini kendisi sağlayabilir. Ancak boşanma davası sona erdikten sonra ömür boyu nafakaya hak kazandığında belki bu nafakayla geçinmeyi daha makul görebilir. Bu durum o zaman erkek tarafından bir tür yükümlülük haline geliyor. Hem kendi geçimini sağlamak hem de nafaka yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda kalıyor. Bu tarz somut durumların önüne geçmek için de dediğim gibi kanunda çok daha kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nafakanın kaldırılmasının hallerinin yeniden gözden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kanunumuzda sadece hani birkaç durumda nafakanın kaldırılması düzenlenmiş. Bu tarz eğer düzenlemeler yapılabilirse ben daha sağlıklı sonuç alınacağını düşünüyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Avrupa ülkelerindeki bu boşanma ve sonrasındaki feriler durumları çok daha hızlı ve pratik çözümlere dayalı. Ben hani ülkemizde bu şekilde bir düzenleme yapılırsa çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Ben bir örnek vereyim bu konudaki söylediğiniz şeye istinaden. Dosyalarda gördüğümüz örnekleri zaten yaşıyoruz. Geçenlerde bir konuyla ilgili bir telefon geldi. Kişinin sorduğu soru şu. Karı koca ikisi aynı ilçede, aynı fabrikada çalışıyorlar ve ikisi de asgari ücretle çalışıyorlar. Boşanma davası açılmış. Asgari ücretle çalışan kadına nafaka bağlanabildiği için yerel mahkeme kadına nafaka bağlanmış, nafakaya hükmetmiş tedbir nafakasına. Ve adam diyor ki, ya eşit şartlardayız. Ben de asgari ücretle geçiniyorum. Ben ona nafaka ödeyeceğim. Bu çalışmaya devam ettiği müddetçe nafakayı da alacak asgari ücretten çalıştığı süreçte. Peki ben yeni hayat kurmayacak mıyım? Ben ne yapacağım? Şimdi bu şekilde hakkaniyete aykırı şekilde düzenlemeler var. Diğer taraftan başka bir konuda bir üst düzey yönetici boşanma davası açılmış. Boşanma davası süresince kadına ve çocuğa nafakaya hükmedilmiş. Hükmedilen nafakanın sonucunda kadın kendi ailesine ait bir evde ikamet ediyor. Eş çocuklara nafaka ödüyor. Daha düşük bir segmentte, bölgede ev arıyor. Bir şekilde geçimini idame ettirebilmek için. Bu adam üst düzey yönetici. Bu şekilde de hakkaniyete aykırı durumlara sebebiyet verebiliyor. Aslında burada büyük görev hakimlere düşüyor. Yani somut durumu değerlendirip ona göre uygulamak. Çünkü kanun çok, hani dediğiniz gibi, çok genel bir çerçeve çiziyor.
hakimin somut durumu değerlendirip kusur durumunu, evliliği bitiren sebepleri, gelir durumunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor ki yeni düzenlemede de aslında hakimliğine çok büyük bir takdir hakkı tanınmış. Hem süreyi belirlemek olarak hem de miktarı belirlemek olarak. Yani burada hakimlerin biraz daha görev yükü artıyor, biraz daha konuyla alakalı araştırma yapmaları, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Aslında. Şablonun dışına çıkmaları gerekiyor. Biraz daha. Onun da haricinde şunu da eklemek isterim. Erkekler yönünden de durumu değerlendirdiğimizde şöyle bir durum karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki kadınların evlilik birliği içerisinde mağdur edildiği çok husus var. Örnek veriyorum, eşler tarafından çalıştırılmayan, uzun evliliklerde dediği gibi 50-60 yaşlarında boşanan kişilerin o yaştan sonra hayatını idame ettirebilmeleri elbette ki çok zor. Ama erkekler yönünden de değerlendirme yaptığımızda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Boşanma davası kesinleştikten sonrasında bir nafakaya hükmediliyor ve eşi için bir nafaka ödüyor, eski eşi için. Bu süreç zarfı içerisinde bir erkeğin tekrardan bir evlenmesi halinde evleneceği kişiye karşı da bir geçim durumu söz konusu oluyor. Bu durumda hem iki kişi yönünden de bir nafaka, yani bir bakım durumunu üstlenmiş oluyor. Bu da erkekler yönünden bir aslında mağduriyet yaratabilecek bir durum. Hani bunun tabii ki de süresiz değil, en azından süreli bir şekilde, en azından eski eşler yönünden değerlendirmesi çok daha sağlıklı olacaktır tabii ki. Ama bunun hakkaniyet boyutunu dediğimiz gibi hem hakimler hem de yasa tasarısıyla belirlenmesi gerekiyor. Bir de iki evlilik yapıp ikisinde de ikinci evliliğinde de anlaşamayıp boşanan insanları da çok görüyoruz. O durumda adam zaten hayatında bir daha evlilik yapamayacak bir mali duruma düşüyor. Bu hususların da göz ardı edilmemesi lazım. Evet, insanlar bana ne evlenme, o zaman boşanmasaydı gibi söylemler olabilir ama takdir edersiniz ki hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Ama bir huzursuzluk olduğu zaman, anlaşmazlık olduğu zaman, boşanmalar her zaman erkeğe dayanmıyor. Yani kadından da kaynaklanan boşanma sebepleri olabiliyor. Veya erkekten de kaynaklansa aile içi, biz de biliyorsunuz aşk bitti boşanıyorum yoktur bizim hukuk sistemimizde. Ama karşılıklı olarak bir anlaşmazlık olduğu zaman, taraflar anlaşamadığında her halükarda da bir boşanma oluyor. O yüzden nafakanın da bu hususların dikkate alınarak düzenlenmesi gerekiyor. Var mı arkadaşlar başka ekleyeceğimiz bir şey? Birkaç bir şey de ben söylemek istiyorum. Yani nafakayla ilgili en azından şöyle bir düzenleme yapılabilir. Nafaka ödenilen süre, evli kalınan süreyi geçemez şeklinde mesela bir düzenleme olabilir. Geçen bahsettiğiniz gibi 3-4 ay evli kalınan bir evlilikte ömür boyunca sırf bayan başka biriyle evlenmedi ya da sigortalı bir işte çalışmadı diye nafaka ödemek erkeği başkaca aile kurmaktan da geri bırakıyor ve toplumsal bir sorun haline geliyor. Ya da en azından nafaka belirlenirken toplu bir nafaka belirlenip bunu kişinin ekonomik durumuna göre taksitler halinde ödemesinin önü açılabilir ki kişi önünü görebilsin. Yani benim ödemem gereken bu evlilikteki nafaka diyelim 100 bin lira, ben bunu 50 taksit halinde ödeyip bitireceğim ve sonrasında kendime yeni bir hayat kurabilmem için önümün açık olduğunu görebileceğim demesi lazım. Şu anki sistemde, şu anki uygulanan hukuk sisteminde yani ucu açık, kişi yeni bir aile kursa bu nafakanın ne kadar devam edebileceği, ileride ekonomik durumu iyileşse bunun artırılıp artırılamayacağı ve ne kadar zaman boyunca bu yükün altında olacağı, kişiyi tabii ki yeni bir aile kurmaktan ya da toplum içerisinde yeni bir statü edinmekten geri koyuyor. Bu anlamda ya nafakanın süresi evlilik süresini geçemez şeklinde bir düzenleme olabilir ya da dediğim gibi toplu bir nafakaya tek kalemde hükmedilip bunun kişinin ekonomik durumuna göre taksitlendirilmesi yoluna gidilebilir. Var mı arkadaşlar ekleyeceğimiz başka bir husus? Hepinize teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.